Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 10. sınıf konularından halk kültürü ve kitabi kültür konularını sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kültürün nesilden nesile aktarılma yolları nelerdir arkadaşlar? Öncelikle onlara bir bakalım. Sözlü ve yazılı edebiyat, gelenekler ve görenekler, dil ve din, eğitim, aile ve sosyal çevre ve müzik kültürün nesilden nesile aktarılmasındaki kullanılan yolları oluşturmaktadır diyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti çok çeşitli etnik ve dini kökenden insanları barındıran, işte ticari, sosyal, kültürel, dini ve bilimsel etkinliklerin sürdürüldüğü bir devletti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde geniş ve zengin bir kültürel birikim oluşacaktır. Hem çok farklı etnik ve dini kökenden halkların olması hem de ticari, sosyal, kültürel, dini ve bilimsel etkinliklerin sürdürüldüğü bir devlet olması nedeniyle geniş ve zengin bir kültürel birikim oluşan bir devlettir Osmanlı Devleti. Osmanlı hükümdarları saraylarında mutlaka bir kütüphane kurmuştur arkadaşlar. Bu da önemli. İlk saray kütüphanesini de 1. Murat kurmuş arkadaşlar. Bu da önemli. İlk saray kütüphanesini nerede kurmuş? Bursa Sarayı'nda, Bursa şehrinde ne yapacaktır? İlk saray kütüphanesi 1. Murat tarafından kurulacaktır. İkinci Murat'ın kültürel faaliyetleri başlığına bakacak olursak sevgili gençler, Türkçe'ye önem veren 2. Murat döneminde arkadaşlar, işte Aşık Paşa'nın Garipnamesi, Yazıcızade Ali'nin Tevarih-i Ali Selçuk'u, Molla Arif Ali'nin Danışmetnamesi, Mercimek Ahmet'in Hüsrev Beşir'ini, Yazıcızade Mehmet Efendi'nin Muhammediyesi bu dönemin önemli eserlerini oluşturmaktadır diyelim sevgili gençler. Şair sultanlar kimlerdir? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı tarihinde bilinen ilk şair padişah kimmiş sevgili arkadaşlar? İkinci Murat'mış. Osmanlı'nın ilk şair padişahı. Kullandığı mahlaslar işte belli başlı ilk birkaçını örnek verelim arkadaşlar burada. İşte ikinci Murat Muradi mahlasını kullanacaktır. Fatih Sultan Mehmet Han Avni mahlasını kullanmıştır. İkinci Beyazıt Adli mahlasını kullanacak. Yavuz Sultan Selim Selimi mahlasını kullanmış. Kanuni Sultan Süleyman da Muhibbi mahlasını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Bu ünitenin son konusu ise Osmanlılar'da el sanatları sevgili arkadaşlar. Onlara şöyle bir bakacak olursak. Dokumacılık Osmanlı Devleti'nde Bursa'da gelişmiştir. Özellikle Bursa kumaşları oldukça önemli bir ve dünyanın hem Avrupa'da hem de Çin'de de müşterisi talibi olan bir kumaşlar üretilmiş ve dünyanın çeşitli yerlerinden de özellikle Bursa kumaşlarının yapımıyla ilgili, boyanmasıyla ilgili arkadaşlar birçok kişiler buraya gelerek buradan bunun nasıl yapıldığıyla ilgili dersler alacaklardır. Ahşap işçiliğinde Osmanlılar devrinde daha ziyade geometrik yıldız motifleriyle fil dişi ve sedef kaplamalı olarak yapılacaktır. Özellikle mihraplarda işte Osmanlı Devleti'nin mihrapların yapımında, minberlerin yapımında, yine rahlelerin yapımında bu ahşap işlemeciliğinin önemli örneklerini görmek mümkündür. Çin sanatı Kütahya ve İznik belli başlı ilk akla gelen Çin sanatının yapıldığı şehirlerimiz arkadaşlar. Yine Osmanlılar döneminde Bursa, Edirne ve İstanbul'da da Çin atölyeleri kurularak gelişmiş bir Çin sanatı örneklerini görmek mümkündür. İşte İznik Yeşil Cami, Topkapı Sarayı Çinili Köşk, Bursa Yeşil Cami ve Türbesi Osmanlı Çin sanatının en önemli örneklerinin bulunduğu yerlerimiz olarak ifade edebiliriz. Taş süsleme sanatı yapıların dış kısmında ve cami minberlerinde görülüyor arkadaşlar. Hat ise arkadaşlar en önemli noktalardan birisi el sanatları noktasında hattır arkadaşlar. Yazıyı estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma sanatına biz hat diyoruz. Önemli noktalardan birisi de 15. yüzyılda arkadaşlar. Amasyalı Şeyh Hamdullah
Hattatların kıblesi adını alan isimdir arkadaşlar. Bu yönüyle de önemli bir isimdir. Bunu da mutlaka bilelim. 15. yüzyılda Amasyalı Şeyh Hamdullah Hattatların kıblesi adını alan önemli bir hattattır. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nde hat sanatının da önemli bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.